Şimdi koklea ve iç kulağı daha yakından inceleyelim. Önce bir koklea çizeyim. Salyangoza benzeyen böyle bir yapı olur kendileri. Tevekkeli değil bir diğer adı da kulak salyangozu. Şimdi bu kokleayı açıp düzleştirelim. İşte açtığımız zaman böyle bir şey elde ediyoruz. Bunun gibi bir şey. Kokleanın açılıp uzunlamasına serilmiş hali bu. Burada daha önce bahsettiğimiz üzengi kemiği yer alıyor. Bu küçücük kemiğin adı üzengi. Bu kemik diğer iki kemik aracılığıyla kulak zarına bağlanıyor. Kulak zarı ses dalgasıyla aynı frekansta ileri geri titreşiyor ve bu titreşimi üzengiye aktarıyor. Üzenginin bir ucu buradaki oval zara bağlı. Bu zara oval pencere adı veriliyor. Üzengi ileri geri hareket ettikçe oval pencereyi de ileri geri itiyor. Koklea'nın içi sıvıyla dolu. Oval pencere içeri doğru itildiğinde bu sıvı koklea'nın tamamını kat edip geri dönüyor. Daha önce de söylediğim gibi sıvının bu şekilde hareket etmesinin nedeni korti organı adı verilen bir yapının kokleayı tam ortadan ikiye bölmesi. Korti organı kokleaya ortadan ikiye ayırdığı için sıvı sadece bu yolu takip edebiliyor. Burada yuvarlak pencere adı verilen küçük bir parça var. Sıvı buraya ulaştığında, yuvarlak pencere dışarı doğru itiliyor. Çünkü sıvı bu bölgeye bir basınç uyguluyor. Sıvı işte bu şekilde korti organının etrafında bir ileri bir geri hareket ediyor. Şimdi korti organının kesitini inceleyelim ki burada ne olup bittiğini daha iyi anlayabilelim öyle değil mi? Sıvının hareketi ses algısına nasıl dönüşüyormuş görelim. Korti organının kesitini alacak olursak şöyle bir şey elde ederiz. Böyle bir şey. Bir üst zar bir de alt zar var. Burada da tüy hücreleri bulunuyor. Köpek balığı yüzgeci gibi uzantıları var bu hücreleri. İşte tüy hücreleri bunlar. Sıvı korti organının yanından geçip buradan geri dönüyor. Korti organını süpürerek ilerleyen sıvı bu zarı üstten, bunu da alttan bastırıyor. Bütün bunları gözünüzde canlandırabiliyorsunuz, öyle değil mi? Bu zarın yukarı aşağı itilmesi, bu tüy hücrelerinin ileri geri hareket etmesine yol açıyor. Tüy hücreleri ileri geri titreşiyor. Şimdi daha ayrıntılı incelemek için tüy hücresine zoom yapalım. Bu köpek balığı yüzgeci şeklindeki kısım, bu da hücrenin kendisi. Köpek balığı yüzgeci şeklindeki kısma tüy demeti deniyor. Tüy demeti. Küçük ince ipliklerden oluşuyor bu kısım. Tüy demetine yakından bakacak olursak şöyle bir şey görürüz. Bakın böyle küçük ipliklerden oluşuyor. Bu ipliklere Kinosilyum deniyor. Kinosilyum. Bunlar bir araya gelince bir tüy demeti oluşturuyorlar. Her kinosilyum yaya benzeyen bir yapıyla bir diğerine bağlanıyor. Kinosilyumları birbirine bağlayan bu küçük yay benzeri yapıya uç bağlantısı deniyor. Çünkü kinosilyumların uçlarını birbirine bağlıyor bu yapı. Daha da yakınlaşıp bu kinosilyumun uç bağlantısına bakacak olursak, şöyle bir şeyle karşılaşırız. Yaya benzer uç bağlantısı kinosilyumun ucuna böyle bağlanıyor. Aslında doğrudan kinosilyumun ucuna değil. Kinosilyumun ucundaki bir potasyum kanalının girişine bağlanıyor. Ve kinosilyumlar kokleadaki sıvının hareketine bağlı olarak ileri geri hareket ettikçe bu yaylar gerilip gevşiyor. Diyelim ki kinosilyum öne doğru eğildi. İşte uç bağlantısı bu şekilde geriliyor. Gerilince de buradaki potasyum kanalının kapısı açılıyor. Böylece dış ortamdaki potasyum hücrenin içine giriyor. Evet, potasyum hücreye giriyor. Potasyum hücreye girince buradaki kanallar da aktive oluyor. Bunlar kalsiyum kanalları. Bu sefer de hücrenin içine kalsiyum giriyor hücrenin içine potasyum ve kalsiyumun girmesi, hücrenin bir aksiyon potansiyeli ateşlemesine neden oluyor. Bunun sonucu olarak spiral ganglion hücre adı verilen başka bir hücre uyarılıyor. Spiral ganglion hücrede işitme duyusuna ait başka bir hücreyi uyarıyor ve sinyal beyne ulaştırılıyor. İşte kulağa giren bir ses dalgası tüy hücrelerin beyne sinyal göndermesini bu şekilde sağlıyor.